Kanal ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 28 Ocak 2018 günlerden pazar haftanın son ana haberiyle karşınızdayız. Şimdi gündemden öne çıkan başlıklar geliyor ekranlarınıza. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çorum 6. olağan il kongresine katıldı. Vatandaşlardan FETÖ'cüleri ihbar etmelerini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin operasyonundaki son rakamı da verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya temasları kapsamında hemşerileriyle vefa yemeğinde buluştu. Partiye gönül verenlerin katıldığı yemekte Bakan Çavuşoğlu anılarını anlattı. Antalyalı şehit anneleri ve eşleri Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçi'ye atkı, bere ve eldiven ördü. Şehit ailelerinin vatan sevgisi Zeytin Dalı Harekatı'nda da bir kez daha ortaya çıktı. Antalya'da akaryakıt ve gaz ürünleri sektörü işçi bulamamaktan şikayetçi. İşsizlik sorununun tartışıldığı şu zamanlarda bu durum eleman kriziyle ters düşüyor. Sektöre şu an kaç eleman istihdam edilebilir? Antalya'nın Kemer ilçesinde bir kamyonetin beton refüje çarpması sonucu kaza meydana geldi. Şans eseri can kaybının olmadığı kazada 3 kişi yaralandı. Hepsi ve daha fazlası birazdan Kanal V ana haberde. Bültenimize her zaman olduğu gibi bugün de siyasi gelişmelerle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çorum 6. olan il kongresine katıldı. Vatandaşlardan FETÖ'cülere ihbar etmelerini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin operasyonundaki son rakamı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Çorum 6. olan il kongresine katıldı. İlk önce salonun dışında bekleyenlere seslenen Erdoğan'ın hedefinde Fethullahçı terör örgütü elebaşı vardı. Buna bir 400 dönüm arazi vermişler. Orada işi idare ediyor. Villalar millalar orada. Bir kısmı batıda. Nereye kaçarsanız kaçın. Arkanızdayız, kovalıyoruz sizi. Fakat Çorumlu kardeşlerim, size de sesleniyorum. İçinizde varsa bu FETÖ'cüler, bunları yetkili mercilerimize, emniyet teşkilatına, valiliklere bildirin. Bildirin. Bunlar ümmeti böldüler, parçaladılar. Onun için bunları gördüğümüz yerde hemen yargı, savcılık bildirin. Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kuruldaki konuşmasına ise 15 Temmuz'da şehit olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip'i anarak başladı. İhanetin karabasan gibi ülkemizin üzerine çöktüğü o meşhum gecede baba oğul şehadete yürüyerek nesilden nesile aktarılacak büyük bir kahramanlık destanını baba evlat yazdılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin operasyonundaki son rakamı da verdi. Bu sabah itibariyle komutanımızla görüştüm ve şu an itibariyle bu teröristlerden 484 tanesi ila cehenneme zümera. 484. Devam ediyor. İnşallah bu seyra tepesi de düşmek üzere. Orası da alındığı andan itibaren inşallah çok daha emin bir şekilde yola devam. Erdoğan Türkiye'nin çöküşünü bekleyenlerin hezimete uğrayacaklarını söyledi. FETÖ'cülerin, bölücü örgüt sempatizanlarının, DAEŞ'li canilerin ve tescilli Türkiye düşmanlarının terörün kökünü kazımamızdan endişeye kapılması elbette doğaldır. İkbalini Türkiye'nin tökezlemesine bağlayanların, kirli planları boşa çıkanların da operasyonlarımızdan hayal kırıklığına uğraması normaldir. Bir diğer siyasi isim Mevlüt Çavuşoğlu ile devam ediyoruz. Antalya temasları kapsamında hemşehrileriyle vefa yemeğinde buluştu. Partiye gönül verenlerin katıldığı yemekte Bakan Çavuşoğlu 17 yıllık süreçte yaşadığı anıları anlattı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İl Danışma Meclisi toplantısının ardından AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın düzenlediği vefa buluşmasına katıldı. Yemeğe AK Partili milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe başkanlarıyla partiye gönül verenler katıldı. O 14 Ağustos 2001'den itibaren başlayan bu kutlu yürüyüşte bu davada hizmet etmiş tüm abilerimize, kardeşlerimize teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bakan Çavuşoğlu, danışma meclisi toplantısındaki vatandaşların heyecanına ortak olduklarını belirterek neler yaptıklarını anlattı. Diğer taraftan ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla, yine milletvekillerimizle, il başkanımızla beraber Antalya'daki yatırımları, ilçelerdeki yatırımlarımızı değerlendirdik. Ve arkasından yine milletvekillerimizle beraber bir durum değerlendirmesi yaptık ki önemli konular var ve bazı projeler var Ankara'dan acil halledilmesi gereken ya da burada. Onları değerlendirdik. Şimdi de sizlerle beraberiz. 16 yıl oldu. Birlikte yola çıkalım. İnandığımız bir yolculuk için, inandığımız ve güvendiğimiz bir liderle, Recep Tayyip Erdoğan'la yola çıktık. Cumhurbaşkanımız yola çıkarken hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyordu. Biz de her toplantımızda bunu tekraren hepimiz söylüyorduk. Bakan Çavuşoğlu, kurucu olduğu günden bu yana yaşadığı anılardan bahsederek beraber yola çıkan ve gönül verenlere teşekkür etti. İyi ki bu kutlu yolculukta yer almışsın. İyi ki bu davada kardeşlerimize, dostlarımıza beraberiz. İyi ki çorbada bizim de biraz tuzumuz var diyoruz. Bu o gün kurucu olanlar için de geçerli. O gün kurucu gönlü bizimle olup da kurucu olamayan ya da olmakta tereddüt edenler için de geçerli. Esasen sonraki aşamalarda bu bayrak değişimidir. Bu davaya gelip de ben de omuz vermek isteyeyim deyip ya da bayrağı bizden alıp bizden daha iyi koşan arkadaşlarımız için de geçerli. Gecede Bakan Çavuşoğlu partililerle sohbet ederek onların taleplerini dinledi. Antalyalı şehit anneleri ve eşleri kınalı kuzularımız dedikleri zeytin dalı harekatında görev yapan Mehmetçikler üşümesin diye atkı bere ve eldiven ördü. Şehit ailelerinin vatan sevgisi zeytin dalı harekatında da bir kez daha ortaya çıktı. Afrin operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Kiminin oğlu, kiminin eşi terörle mücadele ederken vatan için şehit düştü. Bir anne dünyaya getiriyor ama bin annenin oluyor o çocuk. Tüm ülkede Zeytin Dalı Harekatı için seferberlik başladı. Yıkılmaz bizim çocuklarımız. Biz, bugün biz bile hazırız. Biz bile hazırız gitmeye. Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'nde toplanan şehit aileleri, kınalı kuzularımız, yavrularımız dedikleri askerlerin üşümemesi için atkı, bere ve eldiven örüyor. Üşümesinler diye tabii karda kışta bizim için onlar da çatışıyor. Bazı şehit anneleri de askerlerin bebekleri için de akılları arkada kalmasın diye kazak örüyor. Şimdi burada askerlerimiz için bereler örüyoruz. Atkı örüyoruz. Onların arkasındayız. Onlara destek oluyoruz. Atkıya örüyorum şu an. Ve askerlerimiz üşümesin. Onlar da bizim çocuklarımız. Onlar da bizim evlatlarımız. Her gün onlara baktığı sıra kendi çocuğum da daha orada savaşıyormuş gibi geliyor bana. Çok gururluyuz aslında. Başaracağımıza inanıyoruz. Allah yardımcıları olsun. Dualarımız onlarla. Burdur'un Bozkurt Mahallesi'nde kentsel dönüşüm bilgilendirme toplantısı yapıldı. Siyasi liderlerin de katılım gösterdiği toplantıda hak sahipleri için projenin aşamaları anlatıldı. Burdur'da Bozkurt Mahallesi'nde bulunan ve deprem evleri olarak bilinen bölgede yapılacak kentsel dönüşüm projesi hakkında hak sahiplerine bilgilendirme toplantısı yapıldı. Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'nda yapılan toplantıya AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de Bozkurt Mahallesi sakinleri katıldı. Sona yaklaştık, sona geldik denilir. Buradan atılıp atılacağı ve daha da geliştirileceği ön bilgisini çıkarabiliriz. Sizlerin o
yaşam koşulları düzgün olmayan o evlerden bir an evvel yaşanabilir konutlara aktarılmanız ve o düzgün evlerde yaşayabilmeniz. Bizim önceliğimiz bu. Toplantıda Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Gürol Konyalıoğlu firmanın 1 milyon 200 bin konut yapma hedefi olduğunu, bunu yaparken daha nitelikli, daha fonksiyonel, daha kaliteli imalat yapmak istediklerini söyledi. İklimsel koşullar burada çok önemli tabii. Biliyorsunuz ısı yalıtımı ve diğer kısımlardaki hassasiyetimiz son zamanlardaki yönetmelikler kapsamında zaten dikkate alınması gereken bir. AK Parti Milletvekili Bayram Özçelik, Burdur'un çehresini değiştirmek için çaba içinde olduklarını kaydetti. Olabilecek en alt sınıra getirmek için çaba sarf ettik. Toplantı Gürol Konyalıoğlu'nun vatandaşın projeyle ilgili sorularını cevaplamasıyla sonlandı. Bölgeden haberlerle devam ediyoruz değerli izleyenler. Antalya'da akaryakıt ve gaz ürünleri sektörü işçi bulamamaktan şikayetti. İşsizlik sorununun tartışıldığı şu zamanlarda bu durum eleman kriziyle ters düşüyor. Sektörde yaklaşık 500 elemana istihdam mümkün. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, akaryakıt ve gaz ürünleri sektörünü oluşturan 14. Grup Meslek Komitesi'nce sektörde ciddi ölçüde personel sıkıntısı yaşandığından ve eleman bulunamamasından yakınıldı. Herkes farklı bir ülkede işsizlik olduğunu söylüyor. %20-25 işsiz olduğunu söylüyor. Ancak biz sektör olarak çalışacak eleman bulamıyoruz. Çok büyük sıkıntı içerisindeyiz. Komite üyelerinden ATSO Meclis üyesi Cihangir Deniz, tüp ve damacana su sektöründe hem kalifiye hem de vasıfsız eleman bulamadıklarını kaydetti. Deniz ülkede ciddi düzeyde işsizlikten şikayet edilirken sektörde işçi ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. İhtiyaç, yani bunların 500 tane şu an çalışan eleman olsa biz bunları istihdam edebilecek kapasitemiz var. Antalya'nın Kaş ilçesinde çiftçilik yapan Ali Tüm, serada yükseklik sorununu çözmek için kendince bir çözüm buldu. İki bidonu ortadan ikiye bölen çiftçi, kullanmadığı ayakkabıları bidonun üzerine yapıştırarak yerden 30 santimetre daha yükselerek çalışma hayatını kolaylaştırdı. Selamünaleyküm çiftçi arkadaşlarım. Antalya'da örtü altı üretimin önemli ilçeleri arasında bulunan Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde çiftçilik yapan 43 yaşındaki Ali Tüm ilginç bir yönteme imza attı. Özel bir yapıştırmayla şu şekilde... Domates serasında ürünlerinin el işini yapmak için yükseklik sorunu yaşayan çiftçilere yönelik bir boy uzatma tekniği geliştirdi. Omuzlarımız ağrıma yapıyor. Tüm serada kullanmadığı iki bidonu keserek bidonların üzerine normal ayakkabılarını sabitledi. Kasa getirip götürme yok. Bu şekilde gördüğünüz üzere bak ter bu şekilde yönlendirme yapıyorum arkadaşlar. Bidonların üzerinde bulunan ayakkabıları giyerek boyunu 30-45 santimetre yukarı yükselten Tüm böylelikle sera ve camlarda yükseklik sorununu çözdü. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete açtığı Türkiye'nin en büyük kapalı oyun parkı Zıp Zıp Park yarı yıl tatilinde çocukların gözdesi oldu. Karne hediyesi olarak Zıp Zıp Park'ı tercih eden çocuklar birbirinden keyifli oyun parkurlarında doyasıya eğlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türeli'nin Antalyalı çocuklara armağan ettiği Türkiye'nin en büyük kapalı alanına sahip eğlence merkezi Zıp Zıp Park sömestr tatilinde çocukların akınına uğradı. Çocuklar derslerin yorgunluğunu Zıp Zıp Park'ın birbirinden ilginç ve eğlenceli oyun parkurlarında attı. Alanya'da yaşıyorum. Sadece Zıp Zıp Park için buraya geldim. Gerçekten çok güzel bir yer. Avrupa'nın ikinci büyük trambolinine sahip parkta çocuklar doyasıya eğlenip adrenalin dolu dakikalar geçirdi. Evet, üçüncü gelişim, çok eğleniyorum. Burası çünkü çok güzel. Zıplıyoruz, enerjimizi atıyoruz. 1 Ocak'tan bugüne kadar 10.500 çocuğun eğlence adresi olan parkta çocuklar 5.600 metrekare kapalı alan içerisinde yer alan 16 adet şişme oyun grubu, 4 adet trambolin, 2 adet kaydıraklı oyun grubuyla doyasıya eğlendi. 2-15 yaş arası bütün yaş gruplarına hitap eden Zıp Zıp Park'ta anne ve babalar da unutulmadı. Biz Deniz'den geldik tatil için. Gayet güzel. Çocuklar için de bizim için de. Çünkü bizim de oturabilecek, çocuklarımızı güvenle emanet edebileceğimiz bir mekan. Eğleniyorlar. Tatil için çok keyifli. Çok güzel. Bizim kurtarıcımız oluyor özellikle soğuk havalarda. Ama çocuklarımızın tercihi açık havada, soğuk havada hep burası oluyor. Çok büyük bir tesis. Gerçekten güzel bir yer. Yani ben Mersin Anamur'dan geliyorum. Bizim oralarda bu tarz yerler yok malum. Fırsattan istifade geldik. Antalya'nın Kemer ilçesinde bir kamyonetin beton refüje çarpması sonucu kaza meydana geldi. Şans eseri can kaybının olmadığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana geldi. Kemer'den kent merkezine giden 30 yaşındaki Ahmet Uzun'un kullandığı kamyonet beton refüje çarptıktan sonra karşı yola geçti. Kazada sürücü Uzun'la aynı araçta bulunan 19 yaşındaki Doğukan Uzun ve 37 yaşındaki Mümin Baştürk yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılardan Baştürk Antalya'daki özel bir hastaneye, Ahmet Uzun ve Doğukan Uzun da Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ve bültenimizin son haberiyle devam ediyoruz. Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde güç denemesi yapmak için iki traktörü birbirine bağladılar. Traktörler birbirlerini çekmeye çalışırken vatandaşlar da tehlikeli anları cep telefonlarıyla kaydetti. Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde iki köylü tehlikeli bir iddiaya girdi. Mesut Atalay ve Hüseyin Selçuk kimin traktörünün daha güçlü olduğunu birbirine bağlayarak göstermek istedi. Traktörler birbirlerini çekmeye çalışırken bu tehlikeli anlar diğer köylüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Neyse ki bu anlar yaşanırken yaralananlar olmadı. Bültenimizi burada noktalıyoruz değerli izleyenler. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu hafta sonları. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim.